Efendim, gıybet mi programı, hoş geldiniz bugün. Bak, görüyorsunuz efendim, bugün konuğum canım ablam, ben çok seviyorum. Daha o kadar uzun zaman olmadı tanışalı ama gerçekten ben bayılıyorum. Canım benim, senin güzelliğin nasılsın? Çok, vallahi ben çok iyiyim, sen nasılsın, iyi misin? Hamdolsun iyiyim vallahi. Bir şükür. Şey, çok şükür diye. Ay çok şükür denmeyecekmiş, biliyor ne musun? Ne diyeceğiz ayol? Şükür denmeyecekmiş. Ben de bunu yeni öğrendim, hamdolsun diyecekmişsin. Hamdolsun biliyorsun. Aynen öyle, hamdolsun biliyorsun. Biliyorsun da niye? Bir senelerdir kullandığımız kelimelerin yeni trend olması. Meşhur oldu. Olsun, yapsınlar, bırak senelerinden böyle şeyleri. Biliyorsun da biliyorsun, evet, diye duruyoruz. Arama aşkım diye. Kim arıyor diye. Boşver. Arıyor duruyor. Arayanlar çok severler. Severler. Eyvallah. Ne diyorduk? Hamdolsun. Hamdolsun. Özür diliyorum. Bin şükür değil. Nasıl gidiyor hayat? Güzel gidiyor. Çok şükür işte programlar bitti. Maxim Royal bitti. Evet. Sezonluk bitti. Önümüzdeki sezon inşallah beraberiz. Güzel bir sezondu. Etiler'de devam mı? Önümüzdeki sezon. Etiler'de bakacağız. Sinem'le fikir dersek devam edersek. Çünkü bir türlü izleyemedim. Ama senin suçun. Ben benim seni kadınlar matinesine bile çağırdım. Sen kendin gel. Kadınlar matinesi ama değil mi? Gelemedim. Niye gelemedim? Kim bilir niye gelemedim ama. Komedyeydin. Hayatım çıktı yine. Müsaitlik yoktu yavrum diye close'daydın. Çarpı içinde. Yoğun. Böyle bir ama çekimler yok. Bana yapma bari. Ay. Bana yapma. Ben bunu yer miyim? Yemez. Gargara da yapmam. Bin şükür. Ay hamdolsun. Hamdolsun. Mesela bin şükür de şişme beni. İrem gibi. Bin şükür. Neydi o şarkında değil mi? Neydi? Çok şükür. Şükür. Bin şükür. Seni bana nasıl bir detone böyle bir şey. Ben biliyorsunuz Fatih Ertuğrul'dan ders alıyorum. Ay böyle bir şey olamaz. Piyano başında ton bu mu, uydurma, çekme, kasma yiyor beni. Ama gerçekten yani benim için yanlış anlaşılmasın. Herkes işinin erbabı ama evet. Fatih Ertuğrul denince akla gerçekten ses ve kulak gelir. Kesinlikle. Ebru Gündeş'in vokalist ayol. Kolay mı? Ebru herkes Gündeş kendisini yani sirkelesin beş kere. Ben Sibelciyim, o başka bir şey. Şimdi tam ona giriyorum. Ben Sibelciyim. Efendim. Biliyorsunuz Sibel Can'a olan benzerliğiyle hayran. Sibel Can biliyorsunuz yani. Direkt Sibel Can. Estağfurullah. Yani onun gibi bir ses, onun gibi bir tavır, onun gibi bir üslup mümkün değil. Ama mutlu musun bu durumda? Çok. Değil mi? Çok. Dünyanın en... Yani hakikaten ikiz yaratılmışız ruh olarak. Çünkü ben de tansiyonum bile cilveyle düşer. Böyle bir şey olamaz. Yani Allah'ım beylekler de geldi. Martılar. Ne vereyim sana burada? Tam Sibel Can'dan konuşurken bakalım böyle güzel bir manzara, Allah kimseye nasip etme. Berkay efendim, herkes kendisini silkesin. Ay böyle bir şey yok. Ay yarabbi. Tam fikir deme zamanı. Tabii bir şey. Tam. Ay ne oldu, bir şey oldu. Sakın sıçıyorlar mı üstümüze? Bana sıçtı, bir şey oldu. Yok ayol. Şeydir o. Aa. Kısmettir. Öyle mi diyorsun? Yani ne yapacaksın? Yemin ederim bir şey uçtu geldi. Kandır kendini, kandırabildiğin. Ama tabii yapacak bir şey yok. Kandıralım, doğrusu. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sibel Can'a tanıştın, şeysiniz. Tabii. Yani işte hemen hemen 11 senedir falan, 10 senedir, 11 senedir tanışıyoruz kendisiyle. Geçen gün WhatsApp'tan konuşurken... Ooo. Lütfen öyle bir DMMM değil yani. direkt mesajlara karşıyız. Yok ama hani uzun yıllardır var benim Sibel abla'da telefonum. Onun da telefonu. Şimdi şöyle bir şey. Biz samimiyet üzerine kurulmuş bir ilişkimiz var. Çünkü kendisi de çok samimi bir insan. Tabii hani ekran önünde birazcık var hani şeyimiz. Hani daha böyle bir siyah perde çekeriz. Hani olması gereken zaten. Ekran bu, neyi başka yani, bir şeye benzemez. Yapacak hiçbir şey yok. Kimse kusura bakmasın. Sibel Can'dan başkasını tanımam. Bitmiştir. Tanımam. Öyle bir dokunma, öyle bir hançer asil okuma var mı? Çok asil bir kadın. Asalet. Ben işte aynısı. Hamdolsun. Kıza olsam bu kadar olur. Sus. Kıza olsam anca bu kadar benzer. Yani yapacağım. Arayın ya. Kapalıyım. Sürekli arıyor. Durmuyor telefon. Ama ya mesaj yapayım? Ya Facebook'tan arkadaşlık istekleri bir yer şeyler Facebook gör. Facebook ama değil mi? 15 yıl önce de kalmış. Gördüm. Arkadan geliyorum. Arkadan. Vardı istekler, vardı gördüm. Yapacak bir şey yok. E tabii seviliyorsun. Çok bana şükür. Hamdolsun. Kikir demem var çok şükür. Şimdi. Neyim ben? Başka yok. Başka bir geciz var mı? Asla. Yok. Etraf başkası kayırıyor. Doğru. Ben yapmam, yapamam. Mümkün değil.
Çünkü ben oğlak burcuyum. Bir de bunun aileyle alakası var tabii. Biraz. Yani yetişme tarzıyla alakası var. Bizim hiç öyle karma karışık ilişkiler içerisinde hiçbir zaman olmadım ben. Çok şükür. Geldiğim nokta belli. Yani bundan ben Cahide ile başladım bu işe. Evet. İzzet Çapa ile başladım. 11 sene demiştin değil mi? Tabii. Sahne. Ne, ama şey, Cahide sonra. Ha. Önce Kum Kapı'da Sibel Can taklidiyle başladı benim işlerim tabii. Ya ben merdiven altında soyunduğumu bilirim. O günlerden geldim. Çok şükür. Hiç de yanlış ilişkilerle, yanlış durumlarla hiç karşı karşıya kalmadım. Çekilmek istendim ama çok şükür benim... Kişiye bağlı bu. Tabii kesinlikle ki. Kişiye rahmetli bağlı. Anneannem, Nurda yatsın, canım benim. O, can cennet olsun. Amin. Annem her zaman arkamdaydı. Her zaman ya. Aile kızıyım ben. Hakikaten aile, yani bu bak, bakın çok klişe ama... Aile çok önemli. Çok bu. İnanılmaz bu önemli. Bu işlerde özellikle aile gerçekten Hakan, çok önemli. Mesela. Ha, onu soracaktım. Hakan, alkolümüz, sigaramız yok. Evet, başka asla var mı? İçmiyorlar ya. Hakan, ben, Ebru Polat, başka kimse de... Yani evet. Benim tanıdığım kimse yok. Alkol, sigara asla mümkün değil. Hele ki bu sektörde nasıl dayanıyorsunuz aklım bilmiyorum. Aklım yolu bir, sana bir bela lazım senden. Ardından kuyunu kazanma. Ama ne kazmak? Kırmak için de biliyorsun o kuyu. Tırnakları şey oldu artık onların. Ne yapacağız, boşver. Kötülük, fesatlık böyle bir şey. Sektör hakkında ne düşünüyorsun? Tek ay, kelime bana söylesene. Eyvahlar olsun. Yılanlar ordusu. Kaçın. Bak ben daha yeniyim. Kaçın. Ben bile neler gördüm, neler duydum. Seni bitirmek Allah'ım. İsteyen oldu mu? Tabii canım, olmaz olur mu? Yani ne yapıyor ki? Nereden çıktı bu? Ya bu şimdi, ne yapıyor ki? Çok uyuz oluyorum. Sen ne yapıyorsun? Aynı anda. Sen ne yapıyorsun sen canım? Sen ne yapıyorsun? Ben yani, de bunu anlamıyorum. Mesleğin ne? Kimse? Yetin ya da yetin ne? Ne yapıyorsun? Yani bana onu bir açıkla. Kimsin? Hadi vurmuyor ayol telefonu. Çok şükür. Sana şimdi ünlü isimlerden gitmek istiyorum. Hadi biraz. Sor. Sevdiğin bir ismi soracağım önce. Sor. Bircan Bali. Aa severim. Bircan'ı bana severim. Bana Bircan Bali'yi anlat desen nasıl anlatırsın? Dobradır. Bazen çok böyle bam tellerine dokunduğu oluyor. Bazen değil baya. Genelde Bircan yani, bam. Bir canda bazen sevmediğim huyları var. Söylüyorum ben. Yazıyorum bazen onları. Ne gerek vardı? Bunu niye falan. Söylüyorsun gibi. Ha yani ama sever beni. Ben de onu severim. Benim bir canla tanışmam hiç ne o ünlüydü ne ben ünlüydüm. Hiç, yani esamemiz okunmuyordu o zaman. Tabii canım yani seneler öncesinden ki çok doğru bir kadın. Daha Şenol İpek'le falan bırak evlenmeyi çıkmıyordu bile. Çok eskiye dayanıyorsunuz. İnanılmaz eski. Hakan'la nasıl tanıştınız? Hakan da benim çok eski arkadaşım. Hakan da tamamıyla çok spontane oldu. Selin'in evinde tanıştık. Ah, öyle mi? Bak konu açılıyor şimdi. Yapma, konu konuyu açıyor eskiye. Yani. Girme eskiye. Selin'in evinde tanışmıştık. Bak Ataköy'de. O evde. Ah o evde diye. Ne anılar diye. Caner vardı, Hakan vardı, ben vardım. Selin vardı. İşte öyle tanıştık. Kaç sene önce? Sadece bunu çok söyleyeceğim. Çok sene önce. Boşver yaşlar çıkar ortaya. Gerçi ben 34 yaşındayım. 85. Söylüyor açık açık. Ben 85 doğumluyum. Şak diye kimliğimi çıkarırım yani. Hiç problem değil. Ama Hakan'ın yeri bende çok ayrıdır. Ama Hakan, çok belli. Hakan'ın yeri ayrıdır. Şöyle ayrıdır. Bir de beni Türkiye'ye tanıtan Hakan'dır. Tabii canım. Storyler olsun, hikayeler olsun falan. Son 360'ta çok güzel zamanlarımız geçti. Çok inanılmaz güzel. Çok şey bir insan Hakan'da kız. Anlatamıyorum. Naif aslında. Ama o kadar iyi değildir sen. Ben çok seviyorum. Severim ya. Ben. Gerçekten çok seviyorum. İyidir. Gönlü evet. Güzeldir. Ya bir de bizim çok eleştiriliyor ya. Eleştirilsin boş ver. Ama neler çıktı yapma gözünü seveyim. Hakan'a gelene kadar. Sus. Hakan'a gelene kadar neler var ortada deli misin sen? Doğru. Gün yüzü görmemiş ne videolar var. Rezillik için. Ay gün yüzü gör. Sakın. Ay. Bak hemen bak bu soğuk havada şey oldu. Ter bastı beni. Bassın. Basar. Ben söyledim sana ter bastıracak mı sen bana? Ama üzüldüm gerçekten. Ben üzüldüm. Yani olmaması gereken bir şeydi. Ben asla bilerek yaptığını düşünmüyorum. Yok öyle bir çocuk değil zaten. Yani benim çok yakın arkadaşım değil ama öyle bazen Stiz'de falan Nişantaşı'nda falan karşılaştığımız zaman aldığım elektrik o şekilde değil çocuktan. Ben bilerek yaptığını asla düşünmüyorum ama şöyle de bir durum var. Kimler neler yapıyor? Bu çocuk ya, üstüne yok asıl evet. Yok kesin saçmalama. Hayır bir şey kimlerin pornoları çıktı bu ülkemizde yani, ya? Hayır pornoyu da geçtim yani kendi kendini bir insan bitirmek ister mi? Niye yapsın bunu niye bile bir şey yapsın? Yanlışlık. Bugün biz de yapıyoruz. Tabii. Biz çok mu sanki sütten çıkma atlayacağız? Neler gidiyor? Şey dermişim neler? Ay neler?
Ah neler ya, aklın yolu bir tanem. Biz bugünün şeyi bu, aklın yolu bir. Şey yazın, aklın yolu bir. Aynen öyle. Şeyi. Ama gerçekten neleri neleri unuttuk. Yalan mı? Ama unutmuş gibi de yapmış olabiliriz de. Unuttuk yani. Yani. Var ya. Hani o aynen. Çıkıp bana hiçbir şey olmaz. Sus. Sus girme o kişiye. Sonra çok ağzımı ediyorlar benim. O kişiye girince. Ama ne yapalım, olmadı mı? Yani, ben bir şey demedim bak. Mış gibi yapılmaz ki. Ki o yapıyor. 30 yıldır mış gibi yapıyor. Aklın yolu bir. O zaman sana şunu soruyorum. Merak ettim. Senin yorumunu merak ettiğim için soruyorum. Ülkemizde birçok müzik yarışması var. Hatta senin arkadaşın Çağdaş'la mesela Popstar'dan çıkma. Evet. Gibi. Çağdaş nasıl güzel bir ses. Çok güzel sesi var. Şimdi birçok müzik yarışması var. Orada tabii türlü türlü jüri üyeleri var. Evet. Sen ülkemizdeki müzik yarışmaları nasıl yorumluyorsun? Valla Popstar Atatürk'e yapıldığı zaman hakikaten güvenilir sesler, güzel sesler çıkıyordu. Şimdi doğru. Hangisi çıktı? Bir tek İrem Derici çıktı. Bir tek, bir tane. Bir tek. Başka doğru. Yok. Dünya kadar insan program yapıyor, yarışmaya katılıyor. Bir fikir diyorlar ki, yani reyting kimdeyse onu çıkartıyorlar. Evet. Öyle bir şey yok. Birinci olana da bir şey olmuyor. Ne oluyor? Unutuluyor. Sonra. Unutuluyor. Herkeste ses var. Bu peki jüri üyeleri hakkında ne düşünüyorsun? Jüri üyeleri. Doğru seçimler mi sence jüri üyeleri? Valla Ebru Gündeş, Sibel Can, Yıldız Tilbe, Murat Boz okullu. Yani Murat Boz okullu. Evet. Sibel Can ve Ebru Gündeş'in yani... Konuşmaya gerek bile yok. Mümkün değil, konuşulmaz. Hadise. Yani... Bir tık olmasa da olurdu diye. Ama pardon. Güzel kadın. Çok. Güzel kadın. Sahnede... Dev. Dev. Yani o bir de böyle hafif bir balık etliliği falan da var ya. Yakışıyor ona. Tabii. Çok yakışıyor. Kendime de payı biçmem lazım. Bu arada iyi zayıfladın. Çok. Doktor fakatın efendim. Bitmiştir. O zaman programı bitirmeden sana şunu da sormak istiyorum. Sor. LGBT bireyleri hakkında ne söylemek istersin? Yani onlar için tavsiye mi diyeyim, artık adını siz koyun. Ne söylemek istersin onlar için? Akıllı ve düzgün yolda yürürlerse... Hiçbir sıkıntı çıkartmazlar kendilerine. Evet. Bu maddeymiş, alkolmüş, oymuş, buymuş, abuk sabuk ürünlerden, maddelerden gerçekten hani çok klişe bir şey söylüyorum şu an ama doğrusu bu. Evet. Yani çünkü çok fazla ortam leş. Ne yazık ki. Gerçekten ne çok kötü. Yani bir kulübe gittiğin zaman birisiyle tanışmaya korkar olduk. Neler neler çıkıyor altından. Tabii canım, deli misin sen? Yani bir keşmekeştir almış başını gidiyor. Böyle kimileri kimin cebinde. Evet. Evet, tam doğru cümle bu. Kimileri kimin cebinde. Gerek yok böyle bir şeye. Ne gerek onlar yok. Uyum sağlamadı. Herkes çok inanılmaz dikkatli olsun. Ülkemiz maalesef bu konuda sıkıntılı bir ülke. İnsana insan olduğu için değer verilmiyor bu ülkede. Herkesin bir cinsiyetçiliği, bir şekilciliği, bir ünlü merakı, bir para merakı. Aman o bak. Yani şunun marka, şunun maliyeti herhalde 150-200 lira falandır. Her yerden giyiyorum ben. Hele pişman zamanımdan, yani o varil zamanımdan. Evet. Varil demez misin? Varildim ama. Böyle hemen bak bir şey yapın, before after yapın çocuklar. TBT fotoğrafını ben atarım bir, size. Yani evet. Böyle bir şey olamaz. Bir sırt varsa Sabiha Gökçen hava limanı. Eğilmez, iniyor kalkıyor, iniyor kalkıyor. Boyunlukler iniyor kalkıyor. Böyle bir şey olamaz. Ya nasıl yapmışım bunu kendime? Ha? Nasıl yapmışım bunu kendime? Ay Sabiha Gökçen. İstanbul Yeni Havalimanı. Bana inşa edecekti, vazgeçtim. O sırada zayıflama kararı aldım. Orada zayıflama. Dedim ki baktım iskan hakkı çıkmıyor. Zemin kaygan. Allah dedim. Hadi ne yaparsanız. Ay çok teşekkür. Sıkıldım, hadi naş. Çok teşekkür ediyorum. Anlatıyorum. Hakan gibi güldün. Bir anda bazen çıkıyor. Değil mi? Diyeyim ses çıkıyor. Yapar o da be. Ayağına basmışlar, kuyruğuna basmışlar gibi. Vallahi Mart çok... hala orada. Ay bizi izliyor. Ne gagaladı kendisini. Ay çok teşekkür ederim. O kadar keyif aldım ki. Valla ben inanılmaz gerçekten. Keyif aldım. Berkay herkes izlesin. Ben buradayım. Benim tabii ki izlenir zaten de. Ama başka kimlere konuk edeceksin? Söylemiyorum. Neden? Sana yayından sonra söylerim. Yalan. Valla söylerim. İyi tamam. Öpüyorum hepinizi. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın.
Videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone. Asil asil yorum yapmayı unutmayın. Bazen çok abartıyorlar. Aman boş ver. Boş ver aman. Onlar işte yılanlar ve kıskançlar ordusu. Fake hesap. Burada etsin. Değil ya. Tabii. Burada değilim. Onlar maşa bir de. Aynen bazılarının. Öyle. Biz delikoduya devam edeceğiz belli. Aynen. Öpüyoruz sizi. Bye bye.